Knight Online okuluna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde dış kuru farmlayacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. En başta açıp açarak başlıyorum. Şu anda 437.168 mob'dayız. Slotu şu şekilde döneceğiz. TS'lere basacağız. İçeride moblar bizi görmediği için bize vuramayacaklar. DB Jhin'i de çalışacak. Sürekli DB diyecek ve Helm'i alacak. Ben de atak yapacağım. Buradaki drop'umuz biliyorsunuz ki Kruvas taşları olacaktır. Tabii ki bolca çöp alacağız. Çok fazla FP atıyor burası. Yani buradan güzel bir nakit para çıkartacağız. Ekstra da taşlar alacağız. Şimdi slota geçiyorum. Umarım yoğunluk yoktur. Çünkü bugün cuma akşamı ve cuma akşamı olduğu için doğal olarak birazcık insanların cumartesi pazar izinli günleri olduğu için bayağı bir PK çıkılıyor. Umarım çok baskın yemeyiz. Rahat rahat farmımızı atar, videomuzu çekeriz. Yine zaten darlanmak bu işin esprisi. Yani savaş alanlarında farm atmak istiyorsanız öyle ben yatayım, farm atayım diye bir durum söz konusu olmaz. Hani baskın yediysek olduğu gibi onu da göstereceğiz. Dolu dolu bir saat yapıp yapmamamız hiç önemli değil. Buradaki asıl olay baskın yememize rağmen ne kadar para kastığımız. Çünkü burada kimse gelip burada saatlerce rahat rahat kasamıyor. Belki sabah saatlerinde ya da gecenin çok geç saatlerinde bunu yapabilirsiniz. Ama bu her zaman denk gelmeyeceği için ve herkesin yaşam programı buna uygun olmayacağı için biz olduğu gibi göstermeye çalışacağız doğal şekilde. Şimdi bir gidelim bakalım kaç saat kasacağız. Benim aklımda en azından bir 2-3 saat burada kasmak var. Lafı uzatmadan slota geçeyim, orada tekrar görüşelim. Şimdi slota geldim, TSM bastım. Burada önemli bir nokta var. Muhakkak STR kol basmanız lazım yoksa moblar zehir atıyor. Şimdi undumu aldım, HP setimi çıkartıp ataklarıma geçiyorum. Şimdi DB'yi çalıştırdım. DB'lemeye başladığından itibaren öncelikle Night Mesh, ondan sonra sırasıyla Keramaş keseceğiz. Diğer tarafa hiç bulaşmamayı düşünüyorum. Ve ağaç atak SC ile birlikte de slottaki süremizi tutacağız. Şimdi başlıyorum, bir drop olursa tekrar görüşmek üzere. İlk drop'umuzu çok kısa süre sonra aldık. Yaklaşık 10 dakika sonra bir tane Realm taşı aldım. Tam RP'ye gidiyordum. Bugün şanslıyız galiba. Bir tane Virnom taşı aldık. Şu an çok güzel gidiyoruz. Az önce de belirttiğim gibi şimdi RP'ye geldim. Üzerimdeki tüm çöpleri satıyorum. Üstümdekilerin tamamını sattım. Yaklaşık 1M800K gibi bir para var. 1.5M'e yakın çöp çıktı zaten. Nakit parayla falan da Priest'in üzerindekiyle de 2M diyebiliriz. Ortalama 20 dakika gibi bir sürede reperimiz geliyor. Şimdi slota geçiyorum. Bir drop alırsam tekrar görüşmek üzere. Droplar bugün açık. Bir tane de bal taşı aldık. Bu arada bilmem fark ettiniz mi? İlk 20 dakikanın neredeyse tamamında DC flash basmadan slotu döndüm. Yani açıkçası bu biraz bizim için sıkıntı oldu. Droplar etki etmedi. Yine güzel droplar aldık ama yine de bilgi vermek istedim. İlk yarım saat bitti. İkinci ağaç SC'yi bastım. Bir tane de flütol aldık. Yaklaşık üzerinden 8 dakika geçti. Bir tane de faun taşı aldık. Birinci saatin sonuna geldik. Slota bir baskın yedik. Şu anda galiba slota oturmak için bizi kestiler. Daha doğrusu DB'yi kestiler. Ben taunt atıp kaçtım. Zaten tam olarak da bir saatin sonuna geldik. Şimdi aldığımız dropları şöyle bir kabaca gösterecek olursam bolca çöpümüz var. Hatta şöyle DB'yi de kaldırayım. Onun üzerindeki çöpleri de alıp sizlere göstereyim. Üzerinde zaten iki parça çöp varmış. Fazla bir şey yokmuş. Ben bunları bir satayım. Hemen sizlere ilk saatin sonucunu göstereceğim. Tamamını sattım. Tam olarak 3M 600K nakit paramız var.
Yaklaşık olarak da 600K'da Yançar'ın üzerinde var. Yani 4M 200K nakit para kastık sadece. Ayrıca 5 tane drop'umuz var. Drop'lar şu anlık iyi gidiyor. Bunların ederlerini zaten en son videonun sonunda hesaplayıp sizlere tek tek göstereceğim. Ama çok iyi para kastığımızı şu anlık ilk saat için söyleyebiliriz. Umarım diğer saatlerde böyle gider ve verimli olur. Çünkü burası çok RNG bir slot ve 1 saat çok iyi atarken 1 saat hiçbir şey atmayabilir. Yani onu yaşamak istemiyorum açıkçası. Ama ona rağmen zaten çok güzel nakit para kasıyoruz. Değer diyebilirim bu slotta kasmaya. Videonun başında biliyorsunuz ki 200 tane potla başlamıştık. Şimdi üzerime 200 pot daha alıyorum. Ortalama 200 tane pot yemişiz. Yan çarda ortalama 180 tane falan yemiş. Yani saatlik burada 400 tane pot yiyoruz 2 çar. Sadece sayı vermek istedim. Analizi en sona bırakacağım. Şimdi devam ediyorum. Uzunca bir süre sonra bir tane Molok aldık. Neden uzun diyorum? Sadece 20 dakika olması için değil. Birazcık slota gelirken falan zorlandık. Kaç defa darlandık, kesildik falan. Yani aslında bayağı bir zorlandık diyebiliriz ikinci saatte. O yüzden bana biraz uzun geldi. Şimdi devam ediyorum. Slot biraz daha açıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra bir tane de Leonard taşı aldık. Bir tane Flutter taşı aldık. Yançara gitti. Uzun bir süre sonra droplarımız açıldı. Bir tane de bal aldık. 3. saatin içerisindeyiz. Yaklaşık 40 dakika geçmiş. TS'nin bitmesine 8 saniye var. Yançara taunt attırdım. Kendim de taunt atıyorum. Şimdi onun üzerindeki tüm itemleri, nakiti, her şeyi alacağım. Ondan sonra RP'imi yapacağım. Analiz bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Evet dostlarım, geldik finale. Kastığım tüm itemleri üzerime aldım nakitine kadar ve kalan manaları da ayrıca üzerime aldım. Toplam yaptığımız mob sayısını falan hepsini buraya ekledim. Birazdan onları açıklayacağım. Öncelikli olarak slotun avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. En büyük avantajı SV gereğin olmaması. Yani SV, SC falan basmanıza hiç gerek yok. Çünkü moblar zaten yan yana ve çok uzun sürede ölüyor. Doğal olarak siz zaten çok fazla mob kesmediğiniz için çok fazla hareket halinde değilsiniz. Genel olarak atak yapıyorsunuz. Bu yüzden SV'ye ihtiyaç yok. İkinci avantajı, çöpleri çok iyi. Gerçekten yani kastığımız nakiti görüyorsunuz. 11M nakit kastık 3 saat içerisinde. Bence gayet güzel bir nakit diyebiliriz. Bir diğer avantajı baskınların bu slota az olması. Ben saat 12 ile 3 arasında bu farma attım. Doğal olarak çok yoğun olmayan saatler olsa da gün içerisinde de burası bataklık bölgesi olduğu için çok fazla baskın almıyor. Sebebi içeri girdikleri zaman karakterler yavaşladığı için parti halinde gezen bir adam bir kişi için gelip oraya o eziyeti çekmiyor. Sadece solo asaslar genellikle gelebiliyor. O da sağlam olması lazım. Ancak görünmezlik basıp içeri girebiliyor. Çünkü ölmesi çok yüksek. Özellikle ben erken fark edersem ve DB'min ölmesine izin vermezsem atakla falan çok rahatlıkla kesebiliyorum. O yüzden içeriye kolay kolay giremiyorlar. Mobların agresif olması bu yüzden bayağı bir avantaj sayılıyor aslında bizler için. Dezavantajları ise mobların zor ölmesi. Yani saydım, yaklaşık olarak 25-30 kere vurmamız gerekiyor bir tane mobu düşürmek için. Moblar bayağı bir fazla vuruyor. Yani benim çarıma 1K civarında vuruyor atak kırmayla. Doğal olarak hani buraya ezik bir çarla geldiğiniz zaman çok dehşet hasarlar yersiniz. Denk gelirseniz gerçekten size 2-3 atabilir, bir anda ölebilirsiniz. O yüzden buraya birazcık sağlam bir çarla gelmenizde fayda var. Bir de okçular için sıkıntılı bir slot diyebilirim. Çünkü medic maş veya kere maçta sıkıntı yaşamazsınız. Ama nick maçta yaşarsınız. Çünkü nick maç ince bir mob görsel olarak. Ve oklarınız sağdan soldan geçiyor. Yani 5'li ok tutturamıyorsunuz. Bu en büyük sıkıntınız. Slot kabaca bu şekildeydi. Bence slot yapılır bu arada. Bu slota puanım 10 üzerinden 9. Kesinlikle yapılabilecek bir slot. Belki de oyunun en iyi farm slotlarından birisi. Tek sıkıntısı buraya itemli halde gelmeniz lazım. Hani öyle sıladan alelade bir çarla burada gelip farm atamazsınız. Ne size farm attırırlar ne de o slotta farm atabilirsiniz. Çünkü hem her gelen size tek atar geçer. Ayrıca slotu da çok hızlı dönemezsiniz. Doğal olarak verim alamazsınız. Şimdi ne kastığımıza ve giderlerin ne olduğunu hemen değinelim. Öncelikle başlangıç mobumuzu zaten videonun başına söylemiştik. Tam 3 saat sonra 254 tane mob kesmişiz. Toplam 932 tane mana harcamışız. Bu manayı 6K'dan hesaplayacak olursak 5M600K nakit para yapar. 3 saatlik Jhin'i harcadık. Saatlik 1M250K civarında bir masrafı var Jhin'i kullanmanın. O yüzden 3M750K'da Jhin için ekliyorum. Ayrıca 6 tane de TS bastık. Tanesi 1M'e denk geliyor. 6M'de doğrudan bunu ekliyorum. 15M350K giderimiz var. Zaten 11M dümdüz nakitimiz olduğu için kalan 4M350K. Peki ayrıca taşlardan ne kasmışız? Burada videoya bir S veriyorum ve şimdi pazara geçiyorum. Size pazarda fiyatları göstereceğim. Ondan sonra videonun kalan kısmına devam edeceğiz. Dostlarım, pazara indim. Şimdi size hızlı hızlı aralıksız itemlerin fiyatlarını göstereceğim. Virnum taşının en yüksek bay fiyatı 8M600K. Bal taşının en yüksek bayı 3M900K. Raum taşının en yüksek boy fiyatı 4M600K. Flutter taşının en yüksek bayı 3M150K. Faun taşının en yüksek bayı 2M300K. Molok taşının en yüksek bayı 1M250K. Ve son olarak Leonard taşının en yüksek bayı 1M200K. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi item fiyatları bu şekildeydi. Bunlar tabii ki bay fiyatı. Siz belki burayı aktif olarak yapıp biriktirdikten sonra pazar çarınıza falan selden satarak daha yüksek fiyatlara çıkartabilirsiniz. Ben hepsini hesapladım. Bunların toplam ücretlendirmesi tam olarak 32M'e denk geliyor. İsterseniz sizler de videoyu durdurarak hesaplayabilirsiniz. Elimizde bir tane Virnum taşı, iki tane bal taşı, bir tane Raum taşı, bir Flutol, bir Faun, bir Molok, bir tane de Leonard var. Bunların hesabını yaptığınız zaman zaten 32M tutar çıkıyor. Bizim de yaklaşık olarak 4M300K gibi bir para giderimiz vardı ekstradan hesaplamadığımız. Yuvarladığımız zaman 28M nakit para kasmışız.
Bunu 3'e böldüğümüz zaman saatlik 9M250K gibi bir paraya denk geliyor. Bence çok iyi bir rakam. Ayrıca bir tane de MS'miz var elimizde. Şu ana kadar gittiğimiz ve para kastığımız en iyi slotlardan birisiydi diyebiliriz. Yani ben zaten aktif olarak dış kura yapmayı çok seviyorum. Ancak sizlere de bunu bir göstermek istedim. Bu tabii ki sadece bu tarz taşların değerli olduğu yerlerde yapılıyor. Açıkçası Rosetta bunun için uygun bir sunucu sayılmaz. Bunun dışında mesela destan sunucusunda falan benim bildiğim kadarıyla daha pahalı olması lazım. E tabii ki orada pahalı olunca daha çok talep var. Yani sizler tabii ki arzu ederseniz yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi yapması zor bir farmdır. Çok fazla detayı var. Hele ki tek başınıza iki charla yaptığınız zaman bir süre sonra beyniniz yanıyor. Aman onun buff'ıydı, DB'siydi, hangisine DB düştü, işte RPR geldi, baskın yedik falan. Gerçekten çift charla uğraşmak çok zor. Ama yüksek paralar kasmak için yüksek riskler almanız gerekiyor. O yüzden bu slotun iyi olup olmadığının kararını sizlere bırakıyorum. Bildiğim kadarıyla YouTube'da buna benzer çok fazla içerik yok. İşinize yarayacak bir video olduğunu düşünüyorum. Lafı toparlayacak olursak beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.